Tabii ki hepimiz için asıl olan liglerin tamamlanması olacaktır. Ve tabii ki bu yolda da gerek sağlık kuruluşlarımızın, bilim kurulu başta olmak üzere yönlendirmeleri, sağlık otoritelerinin yaklaşımları, uluslararası kurumların bu konuda yaklaşımı çok önemli bir rehber, kritik bir göstergedir. Kendini ortaya koyan tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Canı gönülden kutluyorum. Tabii ki bir sporcumuzun sağlığını bir maça, herhangi bir organizasyona değişmeyeceğimizi hep birlikte ifade ediyoruz. Sağlık her şeyin başında gelen çok önemli bir unsur. O yüzdendir ki bu sürecin ortaya çıkardığı negatif etkileri ve tabii ki bununla birlikte kulüplerimizin, ilgili spor camiasındaki diğer paydaşlarımızın karşılaştığı negatif etkileri hep birlikte görüyoruz. Bunun da farkındayız. Ve inşallah bundan sonraki süreçte de yine hastalığı, her anlamdaki sorunları net bir şekilde teşhis etmek ve bundan sonraki süreçte de bu sorunların üzerine yine hep birlikte gitmek sorumluluğu bizlere düşüyor. Kısa vadeli palyatif olarak tabir ettiğimiz çözümler yerine kulüplerimizin, federasyonlarımızın bundan sonraki süreçte bugüne kadarki yaklaşımlardan ziyade bir takım yeni yaklaşımları da benimsemeleri ve bu yolda yürümeleri gerektiğini de birlikte görüyoruz, buna inanıyoruz. Futbolumuz adına, spor camiamız adına hem idari anlamda, hem mali anlamda, hem de sportif anlamda yapılanları değil, yapılanmayanları, yeni yaklaşımları hep birlikte ortaya koymak durumundayız. Önemli olan hep birlikte bu süreci nasıl fırsata çevireceğimiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bu sürecin Türk sporu açısından tüm paydaşlarıyla bir irtifa kaybını değil bir kazanım olmasını arzu ediyoruz. Çabamız, gayretimiz bu yönde. Gerek bu süreçte gerek sonraki süreçte kulüplerimizin, federasyonlarımızın bu durumları iyi bir şekilde analiz etmesi gerektiğine inanıyoruz. Kulüplerimizin, federasyonlarımızın hem mali anlamda hem idari ve sportif anlamda yaşadıklarını pandemi sonrasında elimizdeki kaynakların hem etkin hem verimli kullanılması yönünde zorunluluğu gördüğünü, bu anlamda da mutlu olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte ithal ikame yerine, dışa bağımlılık yerine, üretim yapmadan tüketmek yerine yeni anlayışlar hepimiz için önemli bir fırsat. Bunu görüyoruz. Ve bakanlık olarak da hepinizin bildiği gibi özellikle son yıllarda temel stratejimiz de bu üretim ve altyapı üzerine kurulu bir strateji. İthal eden değil, ihraç eden ülke olma konumunda hep birlikte spor açısından da hem bir inancı hem bir eylemi ortaya koymak gerekliliğini de ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz Çalıştay'da gündemimiz en yoğun, en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de bu idi. Nasıl ülke olarak teknolojisiyle, tarımıyla, sanayisiyle, ticaretiyle, ekonomisiyle, sağlığıyla, savunmasıyla milli bir bakış açısından, kalkınma anlayışından, yol haritasından bahsediyorsak aynı konunun futbol için, spor için de olması gerektiğini bilmemiz lazım. Buna inanmamız lazım. Bu yolda gayret göstermemiz lazım. Tabii COVID-19 dünya tarihinde eşine rastlanmamış bir salgın. Bu salgın sonrası pek çok konu farklı bir düzeyde seyredecek. Bunu hep birlikte görüyoruz. Nasıl bugün milli bir mücadeleyi bu salgına karşı hep birlikte veriyor isek, salgın sonrasında yine bir mücadele de bizleri bekliyor. Bu yüzden az önce de bahsettiğim gibi hem kaynaklarımızı verimli kullanacağız hem de etkin kullanacağız. Bu çerçevede kulüplerimizin karşılaşacağı sorunlarla ilgili devletimizin tüm kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, Hazine Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, diğer kurumlarımızla istişare çalışmalarımız devam ediyor. Ve bu çerçevede gerek amatör branşlara yönelik çabaların, gayretlerin ve bu anlamdaki projelerin devam ettirilmesi, hatta güçlendirilmesi adına çalışmalarımızı
hep birlikte sürdürüyoruz. Bununla birlikte yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok ama çok önem verdiği amatör branşların, bu anlamda amatör branşlara yatırım yapan kulüplerimizin, camiamızın desteklenmesi noktasında gerek vergi iadeleriyle, gerek stopaj iadeleriyle bu zararların bir anlamda sübvanse edilmesi noktasındaki destekler, biliyorsunuz kanun çalışması geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi ve bu minval üzere de Hazine ve Maliye Bakanlığımızda olan prosedürü ve yol haritasını ortaya koyma açısından gerekli olan yönetmelik çalışmaları da hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ve inşallah en kısa süreçte bu konudaki nakit akışının tekrar başlayacağını da sizlere ifade etmek istiyorum, iletmek istiyorum. Tabii ki bu süreçte kulüplerimizin, camiamızın hem kontrollü bir şekilde sürece olan katkıları, hem sabırları takdire şayandır. Ben her birinize bu manada teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Biliyorum ve inanıyorum ki buradaki herkesin ortak derdi Türk sporu, Türk sporcusu ve bu anlamda bu başarının, bu ivmenin sürdürülebilmesi ve bu amaç doğrultusunda inşallah sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Su akar yolunu bulur. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Toplantımız hayırlara, bereketlere vesile olsun diyorum. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Sağ olun. Sağ olun.